Süleyman Seyfi Öğün Tarihsel Dosyalar ve Tarihsel Davalar Tarihin bir ilerleme mi, değilse bir tekerürler zinciri mi olduğu vasat tarih tartışmalarının temel sorularından birisidir. Senaryo bellidir. İlerlemeciler, tekerrürcüleri değişimlerden ürken dar görüşlülükle, tekerrürcüler de ilerlemecileri tarihin şehvetine kapılarak derinliklerinden uzak düşmüşlükle itham edip küçümserler. Boş tartışmalardır bunlar, artık pek de yapılmıyor. Sebebi de postmodern durumun, carpe diem yani anı yaşam mottosunun galebe çalması tüketim toplumunun baskın zihniyeti tarih dışı bir konuma oturuyor. Bir zamanlar gençler baba erkinliği reddetmek için, babalar da onu yeniden üretmek için tarihe başvurur ve tarihi tartışırlardı. Bugün ise yaşam boyu ergenlik üzerinden tarih tartışmaları devre dışı kalıyor. Yanlış anlaşılmasın, tarihe dair bir meraksızlık üzerinden olmuyor bu. Tam tersine tarih dışılık, tarihe matuf, yer yer tutkulu bir merak üzerinden gerçekleşiyor. Gelin görün ki tarihe dönük alaka onu bütünlüklü ve ilişkili olgular olarak anlamaya adanmıyor. Tam tersine onu önce parça parça ediyor, güncelde tüketerek ve manasızlaştırarak genişliyor. Tarih artık bir dava konusu olmaktan çok bir dosya konusu. Davalar değil, dosyalar havada uçuşuyor ama o kadar dosyadan bir dava çıkmıyor. Dosyaları birleştiren ve birleştiren, sentezleyen bir dava gelişmiyor evrensellik dogmatiği üzerinden şekillenen ve köhnemiş eski ile gürbüz yeniyi çatıştıran tarihsel davalaşmaların klasik örüntülerinin tasfiye edilmesinden şikayetçi olacak diyelim. Bu iş çok ihtimamsız yapıldı. Dahası insanlığa ağır bedeller ödetti. Zaten davalaşmaktan vazgeçmek bu ihtimamsızın fonksiyonu olarak gelişti. Resmi ideolojik kabalıklara dayanan tarihsel davaların takibinde o kadar bıktırıcı, bezdirici işler yapıldı ki "Karde Diem mottosu herkese sadre şifa bir şeymiş gibi gözüktü. İnsanın yabancılaşması tam da bu noktada derinleşti. Henry Lefebvre bu mesele üzerinde yoğunlaşan etkili çalışmalara imza atmış bir düşünürdür ve yazdıkları son derecede kıymetlidir. Mesele Evrenseli tarihsel bir kavrayış olmaktan çıkararak başladı. Teknolojisim ve ekonomisim dünya üzerinde alabildiğine kapsayıcı bir standartlaşma doğurup, evrenselin ahlaki, siyasal ve kültürel değerlerinin yerini alırken, gündelik hayatı da kültürelleştirerek alabildiğine özelleştirdi. Bunu biraz açalım. Burada evrensellik düşüncesi tuhaf bir şekilde samansız ve zeminsiz, ezeli ve ebedi sorumluluklar olarak teshir ediyor ve her türlü tarihsel değerlendirmenin ve yargılamanın konusu olmaktan çıkartılıyor. Adeta bir dayatmaya dönüşüyor. Ekonominin ve teknolojinin emperatifleri tartışılmaz bir mahiyet kazanıyor. Kaba bir dayatmacılık değil bu. Bunları eleştirmek yasaklanmıyor. Bu alanda atış serbest sonuna kadar müşteki ve eleştirel olmak mümkündür. Hatta bu eleştirilerden into the wild veya Captain Fantastic benzeri trajik veya romantik kahramanlık hikayeleri türetilebilir. Ama nihai kertede marjinalize edilmekten kurtulamayız. Yenilmemizse mukadderdir. İnsanları ekonomizmin ve teknolojizmin dayatmaları karşısında rahatlatacak her şey sayısız çeşitlikteki günlük hayat oyunları şenlikleridir. Teknoloji ve ekonomi tanrılarının buyrukları kesindir bu buyrukları özümseyip ayakta kalabildiğimiz nisbette kültürel şenliklerden nasibinizi alırız. Bunlardan yoksun kaldığımız durumlarda ise aklımızı ve şuurumuzu yağmalayan, içimizi kavuran tepki, hınç yüklü duygularımızı boşaltabileceğimiz kanallar açıktır. Kültürel hayatlar bugün şenlik ve kavga arasında bölünmüştür ve her ikisi arasındaki kanallar çeşitli ve geçişler alabildiğine Hısıdır. Her kavga bir şenliğe, her şenlikte bir kavgaya gebedir. Günlük siyasetin elimize tutuşturduğu bağımsız, bağlamsız tarihsel dosyaların takibi bu kanallardan birisidir. Bürokratik baskı mekanizmaları ise bizim bu bağlamsız, bağımsız muhalefetimizi tahkim eder. Bu tepkilerin nasiplendiği en kapsamlı kanalsa kronik muhalif olmayı şiar ve fazilet edilmiş entelektüellerin orkestrasyonunu yaptığı fizyonel-endüstriyel muhalefetlerdir. Hamiş, teferruatlı ve delinli olması aldatmasın bizi. Tarihsel dosyalar sandığımız kadar tarihsel değildir.